İhlas Risalesinin dusturlarını her vakit göz önünde bulundurunuz. Yoksa az bir ihtilaf bu vakitte Risale-i Nur'a büyük bir zarar verebilir. Hatta sizden saklamam. İşte şimdi Feyzi ve Emin de biliyorlar ki mabeyninizde gayet emniyetsiz bir tenkit, hizmeti korumak adına tenkit bize burada zarar veriyor gibi size hiç bilmediğim halde bu noktaya dair iki mektup yazdım ve ruhum çok endişe ediyordu. Acaba yeni bir taarruz mu var diye mustar kaldım. Mustar peki ne yapacağız? Anlatıyor. Diyor ki hem o zarardandır ki mübarek hüsrevin gelmesiyle yeni bir şefk ve suratle biz Hizb-i arkasına ilhak edilen münacat parçası 15 gün tehri uğradı. 15 gün evvel bize geleceğini tahmin ediyordum. Bak şimdi insan kusursuz olmaz. Rakipsiz de olmaz. Aa, yaz dükkana. Eve yaz. Yaz kara kaplı kaplerden uzalan elleri din adına öpecektik. İnsan kusursuz olmaz, rakipsiz de olmaz. Onun için aldırma. Risale-i Nur'un kahraman şakirtleri her, müş her müşkilata galip ettikleri gibi inşallah bu emniyetli ve dehşetli mevsimde yine galip ederler. Saffet ve ihlaslarını bozmayacaklar ve hizmetlerine futur getirmeyecekler inşallah ustadım. Söz. Ustad demiş ki, girmiş bayram abi de anlatmış da. Rüştü abi de bize anlatıyordu. Demek ki Zübeyir abi de yapmış. Sadakatı bozmayacağınıza, benim vefatımdan sonra Risale-i Nur'a teslimiyetinizi bozmayacağınıza Kur'an'a el basın. Yok salmıyor yanına talve. Git. Git nereden al? Git oku. Ama bizzat yanına alacak şey Kur'an'a el bastırıyormuş. Demiş ki Zübeyir abiye, Rüştü abi. Abi sen de bastın. Kaç defa bastın. Vay be. Saffet ve ihlaslarını bozmayacaklar ve hizmetlerine futur getirmeyecekler. Siz tedbiri maddiyeyi benden daha iyi bilirsiniz. Bak bunu yapamıyorum pek. Ben gurlungur konuşuyorsun asan Fakat madem Hüsrev'le Rüştü, Risale-i Nur'da çok emniyetli rükünlerdir. Hem etraflarında Risale-i Nur'un çok emniyetli şakirtleri var. Ve madem Hafız Ali, Tayri, Hafız Mustafa, Küçük Ali, Risale-i Nur hizmetinde tam muvaffakiyetleriyle tam makbul oldukları tahakkuk etmiş. Bu iki cereyan, baştaki iki bak, bu iki cereyan, Nur fabrikası, gül fabrikası, insan basma, tahsiye etme, yani iki grup, bir gül, bir nur. Gül fabrikası kimdir? Sahibi, gül fabrikasının sahibi. Gül nerededir? Gül, İsparta. Hüsrev abi de o. Gül fabrikasının sahibi Hüsrev abi. Nur fabrikasının sahibi Hafız abi. onun kadrosu var. Yani sıkıntı oluyor tabii. Olmaz olur mu ya? Sabede olmuş. Bu da olacak ama diyor ki burada bu iki cereyan baştaki iki göz gibi olmalı. Hmm. Tam bir tesanut lazım ki. Hı. Hmm. E onlaramaz. Niye ben okuyorum? Ben başkasının kitabını ne okuyayım? Onun üzerinde bana ders veriyor. Yunus Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam Kur'an'daki kıssalar gibi, yöntem gibi. Bunlar tam bir tesanüt lazım ki, aa, biz de tesanüt edeceğiz. Tam bir tesanüt lazım ki bu ağır defineye omuzları dayanabilsin. Bak demek ki tesanüt nedir peki? Tesanüt senetleşmektir. Yani bir gaye ve maksat yolunda esasatlara, dusturlara ittibak etmek, intiba etmek, beraber sarılmak. Yani senetleşmek, protokol diyorlar. O gaye bununla hizmet edeceğiz. Onun adı tesanüttür. Umum kardeşlerimize birer birer selam ediyoruz. Aleyküm selam. Ha size selam. Şifayı söyledi. Ha kitapta söyledi. Aynı canlı gibidir. Kur'an'da öyle diyor ya. Kur'an'da da bize hitap etmiyor mu? Ya yennaz, ya yellezine amenu. Böyle yani. Aleyküm selam. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canda aziz eylesin.